devlerin yanı sıra koronavirüsüne dair gelişmeler yakından izleniyor. Ve buna bağlı olarak küresel risk iştahında ciddi bir düşüş var. Enver, gidişatı nasıl görüyorsun? Evet, olay biraz ciddiye biliyor gibi. İlk başta Wuhan çevresinde başladı birçok vaka ve ölüm durumunu orada gördük. Şu an Çin dışındaki vaka sayısı hala sınırlı olsa da hala birkaç yerden böyle vaka veya şüphe üzerine haberler alıyoruz. Hafta sonu Çin hükümetinin yaptığı açıklamalar biraz olayın vahametini ortaya koyuyor. Ki aslında günümüzde hani ticari ilişkilerin bu kadar yoğun olduğunu, etkileşimin bu kadar yoğun olduğunu, ulaşım imkanlarının bu kadar kolay olduğunu, yani artık günümüzde mesafe diye bir şeyin olmadığını düşünecek olursak, bu dünyaya yayılma riski halen canlı olan bir tehlike. Virüsle ilgili ayrıntılar birazcık korkutucu. Hani etkilerini hemen göstermiyormuş. Yani iki haftalık bir kuluçka dönemi varmış. Yani iki hafta hasta olduğunuzu anlamıyorsunuz. Yani tipik bir grip vakasından çok farklı ilerlemiyormuş. Yayılma hızı çok hızlı. Dolayısıyla hani salgının da muhtemelen bildiğimiz zamandan çok daha önce başlamış olduğunu düşünecek olursak bir şekilde orada bulunmuş olan birisinin bunu etrafına bulaştırması çok uzak bir ihtimal değil. Henüz tabii dünya çapında bir acil durum ilan edilmesi için erken görünse de bu olay eğer yani Çin dışında yeni vakalar görecek olursak, yeni ölüm durumları görecek olursak, hatta uzak doğu coğrafyasından çok farklı yerlerde görecek olursak bu artık biraz daha ciddi bir şekilde ele alınır duruma gelebilir. Mevcut durum 17 yıl önceki SARS virüsü salgınıyla karşılaştırılıyor. Ama boyut daha büyük olacaktır. Çünkü Çin ekonomisinin dünya ekonomisinin üzerinde kapladığı alan 2003'e göre çok daha fazla. Bu yüzden tabii küresel ekonomi gerek ticari ilişkilerden olsun, işte Çin'de mal alıp satan ülkeler, ticari bunlar etkilenecek. Çin'de paket tur satışları durdurulmuş. Dolayısıyla Çinli turistler, özellikle turizm ülkelerinde önemli bir kayıp. Turizm için büyük tehdit zaten. Tabii şimdi iş gereği Çin'e gidip gelen, seyahat eden bir sürü insan var. Seyahat kısıtları vesaire, tabii işlerin durgunlaşmasına ne olacak? İlk çeyrek için büyümesi aşağı doğru çekilecek. Zaten yeni yıl tatili uzatıldığı için. Evet, borsa da kapalı. Borsa kapalı, piyasalar kapalı. İşte Pekin, Şangay gibi büyük şehirler, yani neredeyse sokakta gezen adam yok bakıldığında. Hani ekonomik faaliyet de tabii ki durgunlaşıyor. İşte hane halkının tüketim yapması vesaire, bunlar durgunlaşan. Şirketlerin yatırımları aynı şekilde. Tatil dönemine denk geldi onların. Evet, tatil dönemine denk geldi. Bu tatil 2 Şubat'a kadar uzadı. Zaten bu tatil bu kadar uzadıysa bu durgunluk da devam edecektir. Malum Çin ekonomisi üzerinden dünyanın üzerinde bir entegrasyon etkisi var. Bu durum ama biraz daha lokal durumdan çıkıp küresel çapta olursa o zaman evet küresel ekonomi için bize daha büyük bir tehditinin beklediğini de söyleyebiliriz. Peki Enver, yarın Fed'in faiz kararı var. Yılın ilk toplantısı. Buradan ne çıkar? Evet, zaten Fed'in pozisyonunu az çok biliyoruz şu aşamada. Fed zaten tekrardan faizlerle oynama şeyine gidecekse, stratejisine gidecekse ya, bunu kendi ekonomik riskleri, Amerikan ekonomisi riskleri adına yapacaktır. Özellikle ılımlı kalan enflasyon yüzünden yapacaktır ısıtmak adına. Ama şu anki muhtemelen SARS benzeri virüsün, koronavirüsün etkileri hani belki bir risk olarak, bir dipnot olarak politika açıklamasını izliyoruz şeklinde yer alabilir. Ama bunun için yansır mı diyorsun? Yani açıklama olarak yansır, hani riskleri izliyoruz şeklinde yansır ama aksiyon olarak yansımaz. Bunun çünkü şu an yani ekonomik varsayımları bir numeriklendirmek için çok erken bir periyottayız. Zaten Amerika'nın verileri hali hazırda iyi geliyor. Yani kabul edilir bir ekonomik büyüme momentum var ki bu hafta 4. çeyrek büyümesi de gelecek önemli bir akışı içerisinde. Ekonomi talep seviyesi makul seviyelerde, istihdam piyasası yeterince
sıkı görünüyor vesaire şeklinde. Fed'in pozisyonu zaten şu anda hani sabit durma pozisyonunda olmaları nedeni ekonomik verilere güveniyor olmaları. Ama yeniden aksiyon haline geçeceklerse bunun bir defa verilere yansıyan bir bozulma şeklinde olması lazım. Ve bir ayrıntı daha, Fed malum repo piyasasında bir süredir etkili, likidite sağlıyor, malum piyasa sıkışıklığı açıyor. Bunun miktarında bir ayarlama yaptı Ocak ayı sonunda itibaren. Fed'in repo stratejisi, repo piyasasından çekilmesi için bazı ayrıntılar muhtemelen söz konusu olacaktır. Burada da ben asıl bu ayrıntıların dolar üzerinde önemli hareketler yaratmasını beklerim. İçeriye baktığımızda Merkez Bankası'nın enflasyon raporu yayınlanacak. Sence oradan nasıl bir iddiaya çıkar? Bir değişiklik beklenir mi? Şimdi tabii biz Merkez Bankası'nın mevcut politika patikasından faiz indirimlerinin devam edeceğini anlıyoruz. Bu yüzden hani şu anda gelinen nokta cari enflasyonu biz negatif faiz pozisyonundayız. Negatif reel faiz pozisyonundayız. Ama bizde enflasyon beklentileri düşük olduğu için şu an aslında reel faizimiz yine pozitif tarafta. Yani bu da tabii hareket alanı sağlıyor ama elbette enflasyon beklentilerini sapma payını düşündüğümüz zaman burada biraz daha ihtiyatlılık ilkesinin öne çıkması gerektiği mevcut. Yani her zaman diyoruz aslında, özellikle son zamanlarda çok tekrarlıyoruz. Merkez Bankası'nın teoride yapması gereken ile gerçekte yaptığı çok birbiriyle ayrı düşer. Paralel ilerlemiyor. Malum, biz mali politikanın duruşundan büyüme öncelikli olduğunu anlıyoruz. Para politikası şu ana kadar buna destek verdi. Önden yüklemeli faiz indirimleri yaparak, çok yüksek oranlarda faiz indirimleri yapıldı. Bundan sonra tabii daha sınırlı faiz indirimleri söz konusu olacak. Hatta her ay toplantı olduğunu düşünecek olursa, enflasyon izleneceği için öncelikli olarak, enflasyonun gidişatı izleneceği için ve ilk yılın ilk bölümünde, ilk birkaç aylık bölümünde enflasyonun nispeten dirençli kalacağını düşünecek olursak, burada biraz da sınırlı adımlar, hatta bazı aylarda sabit kalma durumu olabilir görünüyor. Sen sunumda bekliyor musun, enflasyon tahminine değişiklik bekliyor musun? Yani belki hani zaten şu an %8'lerde olan bir enflasyon tahmini var. Piyasanın beklentileri biraz daha bunun bir kademe üzerinde %9-10 aralığına yerleşti. Hani ortalama %9,5 diyelim ki. Ben aşağı revizyon için bir alan görmüyorum. Merkez Bankası muhtemelen bu beklentileri koruyacaktır. Tabii geçen yılki rapor dönemlerinde sürekli revizyonlar görmüştük. Hatta son raporda da önceki dönemine göre aşağı yönde revizyon yapmıştık. %8'lere doğru bir revizyon yapmıştı. Hükümet programı da aynı şekilde. %8'lerde gösteriyor yeni ekonomi programı. Burada bir revizyon gelmez. Ama tabii Davos'ta Sayın Başkan ince ayar yapma dönemine girdik demişti. Bu önemli bir ayrıntı. Yani Merkez Bankası'nın zaten 75 bas puan faiz indirmesi de biraz yani ihtiyatlılık ile bağdaştırılmıştı. Yani burada biraz daha bundan sonra Merkez Bankası artık enflasyonun görünümüne bakarak daha sınırlı adımlar atacak. Aşamalı bir faiz indirimi. Aşamalı olarak muhtemelen onun sinyalini verdi Sayın Başkan Davos'ta. Yılın ikinci yarısında enflasyon tek haneye doğru ilerlediği zaman, ilerlerse tabii kur gibi değişkenler üzerinden enflasyon halen çok çok bilinmeyen bir denklem vardı. O yüzden ben iki tarafı da hareket esnekliğinin olduğunu düşünüyorum enflasyonun. Yılın ikinci yarısında bu enflasyon direnci kırılır, %12'ler, %11'ler direnci kırılır, tek haneye doğru geldiğini görürsek Merkez Bankası orada daha gözle görülür hareketler yapacaktır. Ama tabii mevcut politik eğilimi hala faizlerin indirilmesi yönünde. Peki Emre, son olarak Cuma günü S&P'nin Türkiye değerlendirmesi var. Evet, şimdi tabii son S&P değerlendirmesinden beri olan gelişimi ele alacak olursak, işte ekonomide iç talep koşulları biraz düzeldi, kredi mekanizması hareketlendi, enflasyonun aşağı doğru hareket ettiği görüldü, CDS risk primi gibi unsurlarda stabilite sağlandı, siyasi açıdan durum yine stabil görünüyor, dış
ilişkiler biraz sakinleşti değil mi? Biraz oradan sakinleştiğinden dolayı son değerlendirmeden bu yana biraz daha iyi bir pozisyondayız. Ama biraz sanki para politikasından vurabilirler gibi geliyor rapor içeriğinde. Yani bu negatif reel faiz konusu yabancı raporlarda çok dile getirilen bir konu ve bir kırılganlık unsuru, bir hassasiyet unsuru olarak değerlendiriliyor. Bu yüzden bir para politikasının kredibilitesi ve öngörülebilirliği açısından bir izleme evresi öngörebilirler. Yani bunu görmek, sonuçlarını görmek isteyebilirler. Ben not aksiyonu yapmayacaklarını düşünüyorum. Hani durağan olan görüntüyü pozitife çevirir mi? Bir ihtimal olabilir. Yani buna da şaşırma ama muhtemelen S&P mevcut pozisyonunu koruyacaktır. Hatta belki değerlendirme yapmama olasılığı da var. Çünkü kredi derecelendirme kuruluşları bazen ilan ettikleri takvim günlerinde değerlendirme yapmamayı da tercih ediyor. Yani bunlar hep olası tabirler aslında. Yani kesin tabirler de değil, es geçme olasılığı da var. Ama ben değerlendirme yapsa da mevcut not bir gönül seviyesini devam ettireceğini düşünüyorum. Teşekkürler Emel. Bu hafta ekonomiye dair beklentileri konuştuk. Bir sonraki Tere Sohbetlerinde görüşmek üzere.